Hazır mısın? Hazırız. Evet, değerli basın mensuplarımız. Hepinizin bildiği gibi bölücü terör örgütü bir taraftan bölge halkına yaptığı zulüm, baskı, uyguladığı şiddet, küçücük çocukları dağlara kaçırarak terörist yapma ve istismar etme isteğiyle ailelere ve evlatlarına yaşattığı acımasızca genç, yaşlı, kadın, erkek, çocuk, bebek demeden yaptığı katliamlar, tarımdan hayvancılığa, sanayiden madenciliğe, turizme kadar her alanda bölge ekonomisine vurduğu ağır darbeler. Diğer taraftan ise bölgenin masum insanlarına hizmet etmek için ülkemizin dört bir yanından gelen gencecik kamu görevlilerimize uyguladıkları alçak, kalleş saldırılarla onlara ve ailelerine yaşattıkları acılar. Ülkemizin her noktasında huzur ve güvenliğimiz ve bölünmez bütünlüğümüz için mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimize, Mehmetçiklerimize, korucularımıza yaptıkları hain saldırılarla yaşattıkları acılar ve her alanda ülke ekonomisine vermeye çalıştıkları zararlarla baskıya, zulme, kalleşliğe, kin ve nefrete, uyuşturucu, silah ve insan ticaretine dayalı ekonomisiyle varlığını sürdürmeye çalışmış, devletimiz de karşı mücadeleden asla vazgeçmemiştir. Ağır bedeller ödeyerek geldik ama terör örgütü de bunca zulmüne, ihanetine, kalleşliğine, baskısına rağmen, bölge halkına ve ülkemize yaşattığı acılara rağmen bir arpa boyu yol alamamıştır. Hepimizin bildiği gibi 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra devletimiz, milletimizin büyük desteğiyle bütün terör unsur ve odaklarına karşı sınırlarımızın içinde ve dışında topyekün bir mücadeleye girişmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu, Sayın İçişleri Bakanımızın gayreti ve liderliği, terörle mücadele eden bütün kurum ve kuruluşlarımızın sergilediği uyum, işbirliği ve koordinasyon anlayışı, yerli ve milli teknolojimizle sağladığımız üstünlük, güvenlik güçlerimizin azimli, cesaretli ve tecrübeli mücadelesiyle bölücü terör örgütünü bitirmeye yönelik önemli mesafeler kat ettik. Bunun yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve halen devam etmekte olan Pençe Kaplan hareketlerini yaparak örgütün dışarıdaki yapılarına, yönetimine, destek aldığı alanlara büyük darbe vurdu. İçeride de çok büyük bir mücadele yürütüyoruz. Bugün artık yaptığımız bu mücadeleler neticesinde yılda 5000'lerle ifade edilen katılım sayıları 2019 yılında sadece 130, bu yıl içinde de yalnızca 22 olmuştur. Her yıl katılanın 3 katından fazla dağdan inenler olmakta, ikna çalışmalarımıza karşılık bulmaktayız. Geçen gün Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi örgütün telsiz kestirmeleri 2016 yılında 14.582 iken bu yıl ancak 201 olmuştur. Yani örgüt artık telsizle bile konuşamaz hale gelir. Örgütün içerideki eyleme dönük elemanlarının tasfiyesi için 2019 yılında Kıran operasyonlarını başarıyla tamamladık. Ve bunu takiben mağaralara, barınaklara gizlenen örgüt elemanlarının tasfiyesine yönelik kapan operasyonlarını icra ettik. Bu her iki operasyon serisinden de oldukça etkili sonuçlar aldık.
Bütün bu çalışmalar sayesinde bugün artık sınırlarımızın içindeki terörist sayısı 400 civarına kadar inmiş durumdadır. Sayın Bakanımızın da zaman zaman ifade ettiği gibi bölücü terör örgütü bu yıl yapacağımız önümüzdeki süreçteki mücadelelerle bitirilecek ve marjinal bir örgüt haline getirilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızdan başlayarak devletimizin her kademesi tam bir uyum ve inanç birliği içinde bu sonuca yürekten inanmaktadır. Kahraman güvenlik güçlerimiz inancı, azmi, cesareti ve tecrübeleriyle bunu sağlayacak güçlerdir. Bu amaca ulaşmak, başta bölge halkımız olmak üzere ülkemizi bu beladan kurtarmak amacıyla ikna çalışmalarımıza, teslim ol çağrılarımıza kulak vermeyerek, yaptığımız operasyonlardan ders almayarak, bu işin sonunun olmadığını bir türlü görmeyerek, teslim ol çağrılarımıza kulak vermeyerek, hala hain emellerine, örgütün hain emellerine hizmet edenlere karşı önceki gün itibariyle Yıldırım 1 CUDU operasyonunu başlatmış bulunuyoruz. Bu operasyonlarımız seri bir şekilde devam edecek. CUDI Dağı'ndan başlamak üzere bugüne kadar adı herhangi bir şekilde terörle anılan bütün hassas noktalarımızda operasyonlarımız devam edecek ve CUDI'dir, KATO'dur, GABAR'dır, Besler-Dereler'dir, Faraşim'dir, aklınıza neresi gelirse güvenlik güçlerimizin hakim olmadığı, huzuru tesis edemediğimiz, vatandaşımızın özgürce dolaşamadığı hiçbir alanımız kalmayana ve bu mücadelemizin sonunda bu topraklar içinde, bu coğrafya içinde tek bir terörist kalmayana kadar mücadelemiz devam edecektir. Hepinizin bildiği gibi bugün 14 Temmuz, yarın 15 Temmuz. Sadece bölücü teröre karşı değil, topyekün birçok terör örgütüne karşı mücadele eden bir ülkeyiz. 15 Temmuz 2016'da bir başka terör örgütü, dünyanın en sinsi, en kalleş, en nankör, en kripto terör örgütünün devletinden aldığı silahları milletine doğrulttuğu gecede çok kahramanca bir mücadele verdik. O gündür bugündür de o mücadelemiz devam ediyor. O gece ağır bedeller ödedik. Şehit verdiğimiz evlatlarımızdan biri, hainlerin acımadan katlettiği evlatlarımızdan biri, o gecenin en genç şehidi, 15 yaşında İstanbul'da şehit edilen Halil İbrahim Yıldırım'dı. Ona ve bu toprakların vatanımız kalması için canlarını feda eden, bir ve bütün olarak bu coğrafya içinde, huzur içinde yaşamamız için canlarını feda eden bütün şehitlerimizin anısına, aziz hatırasına bu operasyonumuzun adını Yıldırım Operasyonu koyduk. Ben bu vesileyle 2016 yılından bu tarafa başlattığımız stratejik büyük terörle mücadele operasyonlarımıza, kararlı duruşumuza, bize inanarak, güvenerek destek veren aziz milletimize, devletimizin Cumhurbaşkanımızdan başlayarak bize inanan bütün kurum ve kuruluşlarına ve yine her taziye görüşmesinde vatan sağ olsun diyerek asil bir duruşla bizlere destek olan şehitlerimizin, aziz şehitlerimizin kıymetli ailelerine ve yakınlarına minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Bütün kahraman şehitlerimizi rahmetle, şükranla yad ediyorum. Hepsi müsterih olsunlar. Milletimiz müsterih olsun, şehit ailelerimiz müsterih olsun, şehitlerimiz yerlerinde müsterih yatsınlar. Onlara verdiğimiz sözü tutacağız ve bu ay yıldızlı bayrağın altında 85 milyonun
huzur içinde yaşamasını mutlaka ama mutlaka tesis edeceğiz. Kahramanlarımıza, Cudi Dağımızda başlayan operasyonumuza katılan kahramanlarımıza ve bundan sonraki operasyonlarımıza katılacak bütün kahramanlarımıza canı gönülden başarılar diliyorum. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Oldukça etkili sonuçlar aldık. Bütün bu çalışmalar sayesinde bugün artık sınırlarımızın içindeki terörist sayısı 400 civarına kadar inmiş durumdadır. Sayın Bakanımızın da zaman zaman ifade ettiği gibi bölücü terör örgütü bu yıl yapacağımız önümüzdeki süreçteki mücadelelerle bitirilecek ve marjinal bir örgüt haline getirilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızdan başlayarak devletimizin her kademesi tam bir uyum ve inanç birliği içinde bu sonuca yürekten inanmaktadır. Kahraman güvenlik güçlerimiz inancı, azmi, cesareti ve tecrübeleriyle bunu sağlayacak güçlerdir. Bu amaca ulaşmak başta bölge halkımız olmak üzere ülkemizi bu beladan kurtarmak amacıyla ikna çalışmalarımıza, teslim ol çağrılarımıza kulak vermeyerek, yaptığımız operasyonlardan ders almayarak, bu işin sonunun olmadığını bir türlü görmeyerek, teslim ol çağrılarımıza kulak vermeyerek, hala hain emellerine, örgütün hain emellerine hizmet edenlere karşı önceki gün itibariyle Yıldırım 1 Cudi operasyonunu başlatmış bulunuyoruz. Bu operasyonlarımız seri bir şekilde devam edecek. Cudi Dağı'ndan başlamak üzere bugüne kadar adı herhangi bir şekilde terörle anılan bütün hassas noktalarımızda operasyonlarımız devam edecek ve Cudi'dir, Kato'dur, Gabar'dır, Besler Dereler'dir, Faraşin'dir, aklınıza neresi gelirse, güvenlik güçlerimizin hakim olmadığı, huzuru tesis edemediğimiz, vatandaşımızın özgürce dolaşamadığı hiçbir alanımız kalmayana ve bu mücadelemizin sonunda, bu topraklar içinde, bu coğrafya içinde tek bir terörist kalmayana kadar mücadelemiz devam edecektir. Hepinizin bildiği gibi bugün 14 Temmuz, yarın 15 Temmuz. Sadece bölücü teröre karşı değil, topyekün birçok terör örgütüne karşı mücadele eden bir ülkeyiz. 15 Temmuz 2016'da bir başka terör örgütü, dünyanın en sinsi, en kalleş, en nankör, en kripto terör örgütünün devletinden aldığı silahları milletine doğrulttuğu gecede çok kahramanca bir mücadele verdik. O gündür bugündür de o mücadelemiz devam ediyor. O gece ağır bedeller ödedik. Şehit verdiğimiz evlatlarımızdan biri, hainlerin acımadan katlettiği evlatlarımızdan biri, o gecenin en genç şehidi, 15 yaşında İstanbul'da şehit edilen Halil İbrahim Yıldırım'dı. Ona ve bu toprakların vatanımız kalması için canlarını feda eden, bir ve bütün olarak bu coğrafya içinde, huzur içinde yaşamamız için canlarını feda eden bütün şehitlerimizin anısına, aziz hatırasına bu operasyonumuzun adını Yıldırım Operasyonu koyduk. Ben bu vesileyle 2016 yılından bu tarafa başlattığımız stratejik büyük terörle mücadele operasyonlarımıza, kararlı duruşumuza, bize inanarak, güvenerek destek veren aziz milletimize, devletimizin Cumhurbaşkanımızdan başlayarak bize inanan bütün kurum ve kuruluşlarına ve yine her taziye görüşmesinde vatan sağ olsun diyerek asil bir duruşla bizlere destek olan şehitlerimizin, aziz şehitlerimizin kıymetli ailelerine ve
ve yakınlarına minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Bütün kahraman şehitlerimizi rahmetle, şükranla yad ediyorum. Hepsi müsterih olsunlar. Milletimiz müsterih olsun, şehit ailelerimiz müsterih olsun, şehitlerimiz yerlerinde müsterih yatsınlar. Onlara verdiğimiz sözü tutacağız ve bu ay yıldızlı bayrağın altında 85 milyonun huzur içinde yaşamasını mutlaka ama mutlaka tesis edeceğiz. Kahramanlarımıza Cudi Dağımızda başlayan operasyonumuza katılan kahramanlarımıza ve bundan sonraki operasyonlarımıza katılacak bütün kahramanlarımıza canı gönülden başarılar diliyorum. Rabbim ayaklarına taş